Alevi ve Bektaşi toplumunun ulu ozanı. 16. yüzyılda yaşadı. Alevilik inancının nesilden nesile akmasını sağladı. Şiirler yazdı, yazdıkları bestelendi. Hayatı çileliydi. Kaçmak zorunda kaldı. Hasret çekti. Zindanlarda yattı. Ve tüm bunların nedeni dönemin şartlarına uymayan inancıydı. Hayatı Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Görümlü köyünde başladı. Bir gün aynı zamanda mezarının da olacağı yerde. Seyyah olup şu alemi gezerim. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu, gün akşam oldu. Kendi efkarımca yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kendi efkarımca yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Bilmem amelimden, bilmem özümden. Bilmem amelimden, bilmem özümden. Akıttım kanlı yaş iki gözümden, iki gözümden. İki elim kalkmaz kalkmaz oldu dizimden. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. İki elim kalkmaz kalkmaz oldu dizimden. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kulimmet üstadım umman adamım. Kulimmet üstadım umman adamım. Gidenler gelmedi haberin alam, haberin alam.
Abdal oldum çullar çullar giydim bir zaman. Bir dost bulamadım gün akşam oldu. Abdal oldum çullar çullar giydim bir zaman. Bir dost bulamadım gün akşam oldu. 16. yüzyılın da özellikle Alevilik, Kızılbaşlık tarihi açısından böyle bir yapboz dönemi, yeniden yapılanma, yeniden biçimlenme dönemi olduğunu görüyoruz. Bu süreç içerisinde yaşamış olan insanların, bu oluşum sürecinde rol almış olan insanların, o hamurun içerisinde katkısı olan insanların daha sonra yol önderleri olarak, yol kurucuları olarak sürekli kutsandığını, sürekli ön plana çıkarıldığını ve arkadan gelenleri daima gölgede bıraktığını görürüz. Kul Himmet bir şiirinde "Dedem Hıdır Abdal Pirim Ocağı" der. Böylece soyunun Kemaliye'nin Ocak köyündeki Hıdır Abdal tekkesine bağlı olduğunu anlatır. Yola olan sevgisinin 14 yaşlarında netleştiği bilinir. Kul Himmet'in yaşı ilerledikçe bağlılığı artar ve nasip alarak yola girer. Kul olmuşuz Pir Sultan'a, eşiği de kıblegâhtır. Bu şiirinde ise Pir Sultan Abdal'ın eğitiminden geçtiğini ve onun izinden yürüdüğünü söyler. Pir Sultan Abdal da bir şiirinde Kul Himmet'e bazı tavsiyelerde bulunur. Bizden selam söylen Kul Himmet kardeşe. Vücudun şehrini gezsin de gelsin. Yedi kat yer ile yedi kat göğün onun manasını versin de gelsin. Sabahın seher vaktinde, sabahın seher vaktinde Ali gördüm abiyi, eğildim niyaz eyledim. Ali'yi gördüm Ali, eğildim niyaz eyledim. Ali'yi gördüm. Aslanı gördüm meşede, aslanı gördüm meşede. Kırk mum yanar bir şişede, yedi kilim dört köşede. Ali'yi gördüm Ali, yedi kilim dört köşede. Ali'yi gördüm. Aslanı gördüm çağında, aslanı gördüm çağında. Açılmış cennet bağında, Musa ile Tur dağında. Ali gördüm Ali, Musa ile Tur dağında. Ali gördüm. Cennet kapısında duran, cennet kapısında duran. Kilidin mührünü vuran, yezide kılıcın çalan. Ali
Yezide kılıcın çalan Ali'yi gördüm Ali. Alevi Bektaşi irfanında kanaat önderliği, manevi önderlik, tasavvuf önderliği, ruhani önderlik daima şairlikle beraber gider. Yani şairlik işin bir parçasıdır. Şiir yazmak işin bir parçasıdır. O irfana girdiğiniz zaman, o dünyaya girdiğiniz zaman siz de bir şair olursunuz. Derdinizi şiirlerle ifade edersiniz. Çünkü artık o dünyanın kendi içinde evrenselleşmiş olan bir takım rumuzlu ifadeler vardır. Bazı hakikatleri, inanç hakikatlerini ancak o rumuzlu ifadelerle anlatabilirsiniz. Daha fazla ileriye gidemezsiniz, belki daha fazla da kelama dökemezsiniz. Kaynaklardan kul himmetin idam edilmediği anlaşılır. Fakat uzun yıllar kaçak hayatı yaşamıştır. İzini belli etmeden gizli saklı yaşamak ağır duygular yükler omuzlarına. Ailesi ve sevdikleri hep uzaklardadır. Hasret ve sıkıntı her zaman yanındadır. Kahpe felek, sana ne ettim, neyledim? Attım gurbet ele parelerimi. Ahirinde beni sıladan ettin, bulunmaz derdimin çarelerini. Şaşkın bir gün ölürsün, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın yalim 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 yalim. Olsa ne fayda söyleyen dilleri. Söylemez olur bülbül gibi din. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Söyleyen dilleri söylemez olur bülbül gibi din. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Sen söylersin sözü, Çin'de sözüm var. Heyecan sözüm var. Çalarsın, çırparsın yalim 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 yalim.
besten seni. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Şu dünyada üç beş arşın bezim var, tüm beldesten seni. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Kul himmet üstadım, gelse o otursa, heyecan otursa, hakkın kelamını yalim yalim, yalim yalim, yalim yalim, yalim yalim, bile getirse, dünya benim değil, zapta geçirse, karın kadar malım. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Zapta geçirse, karın kadar mal. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Şahinime yolumu eyledim teslim, aslımız Şah-ı Erdebil'den gelir. Adımı anam Hüseyin koydu. Babam Muhiddin'dir, İran'dan gelir. Kula himmet eyledi Şeyh Safi. Kula inanmayan Mervan'dan gelir. Ondan sonra adım oldu kul himmet, evliya yolu kırklardan gelir. Bu şiiriyle asıl adının Hüseyin olduğunu söylüyor. Ayrıca kul himmet mahlasını sonradan edindiğini, soyunun Erdebil'den geldiğini, yolun inceliklerini oğlu Şahin'e öğrettiğini de. Ünü her yana yayılmıştı kul himmetin. Fakat bir gün kötü niyetli birisinin ihbarıyla yakalanıp tutuklandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgiler olmamakla beraber uzun süre kaçak yaşadı. Köyüne döndükten sonra da öldü. Çocukları ve torunları korkudan mezarının yerini uzun süre gizlediler. 19. yüzyıl şairlerinden Küstahoğlan'ın ondan bahsederken makamı sır olan koca kul himmet demesinin nedeni de işte budur. Geçmez güzelden, geçmez güzelden. Mihrin yere iledi tenden ya Ali, tenden ya Ali. Benim arzumanım sensin ezelden, sensin ezelden. Gitmez muhabbetin candan ya Ali. Ali
müşkülünü halledersin dostuma, pirimsin Ali. Çağırdıkça erişirsin düş güney, pirimsin Ali. Kerbela'da yatan imam aşkına, imam aşkına. Şefaat umuyorum senden ya Ali. Ali'nin tarikatı içinde şems-i kamerin, pirimsin Ali. Hakikat içinde zat-ı kemalin, pirimsin Ali. İstemem cenneti göster cemalin, göster cemalin. Kul immet göçmeden buradan ya Ali. Bu nefesler didaktik eserlerdir. Yani öğretme amacıyla yazılmış eserlerdir. Yolun erkanını, adabını, efendim inanç esaslarını taliplere öğretmek için yazılmış, nazım şeklinde, şiir şeklinde yazılmış eserler. Ozanlık genellikle manevi bir işaretle başlardı. Bu arayış bir pire ulaşmakla sürerdi. Pirden alınan eğitimle ozanın dili çözülür ve yüzyıllarca toplum tarafından kabul gören şiirler ortaya çıkardı. Ozanlar çoğunlukla hiçbir ön hazırlığa gerek duymadan irticalen şiirler söylerdi. Pirlerin yanında yetişenler bir süre sonra oradan ayrılır, başka yerlerde insanları eğitmeye, onların gönül dünyalarını fethetmeye çabalardı. Kul Himmet'in benimsediği yolun aydınlatıcısı ve piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Ve Kul Himmet ona olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi. Derdimin dermanı, yaramın ucu, dört anasır mevcut güruh-ı naci, belinde kemeri, başında tacı, yüzünde balkıyor Nur Hacı Bektaş. Sabah her seher ötüşür kuşlar, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Bülbül de gül için figana başlar, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Kıblemizden kısmetimiz verile, Veysel Karan gitti Yemen eline. Arıyız uçarız kudret bağına, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Biz çekelim imamların yasını, işit gerçek erenlerin sesini. İmam Hasan içti avutasını, Allah bir Muhammed Ali diyerek.
Allah bir Muhammed Ali diyerek. Talip olan incelekten elendi, mümin olan hak yoluna dolandı. Şah Hüseyin alganlara boyandı, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. İmam Zeynel parelendi, bölündü. Ol İmam Bakır'a yüzler sürüldü. Cafer-i Sadık'a erkan verildi. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Gönül kuşu galbevinde yuvası, bir dimize düştü şahın avazı. Kazım Musa Ali Rıza duası, Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Şahtakile nakir oldu gitti, Hasanül askeri er oldu gitti. Mehdi mağarada sır oldu gitti. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Gamber Salman Fatma durdu duaya, Şehriban soyundu bindi deveye. İsa kahreyledi çıktı havaya. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Dört kitap yazıldı, dört dine düştü. Kur'an Muhammed'in virdine düştü. Kul immet pirinin derdine düştü. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Allah bir Muhammed Ali diyerek. Kul himmet, yaşamı ve ölümü gerçekçi ama bir o kadar da duygusal biçimde ele aldı. Kabulü zor ve acı bir gerçek olan ölümü şiirlerinde tatlı hale getirdi. Gönülden kopan bir içtenlikle zarif bir kilim gibi işledi. Kul himmetin eserleri incelendiğinde Allah bir nurdur. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali ve insan-ı kamil o nurun ışın demetlerinden meydana gelmiştir. Kainat ilahi nurun tecellisinden oluştuğu düşüncesiyle işlenmiştir. Kul himmet, Duvaz-ı İmam denilen 12 imamın isimlerinin geçtiği şiirler yazdı. Böylece Ehl-i Beyt'e olan sevgisini dışa yansıttı. Bu durum, kul himmetin Hak Muhammed Ali yoluna karşı olan düşkünlüğü ve sonsuz bağlılığını da gösterdi. İsim verilmeden cümle aleme, Hutbe-i Duvaz'da imam yazıldı. Hak buyurdu, levh üstüne kaleme, Hutbe-i Duvaz'da imam yazıldı. İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an ey hoca, yer altında dersin verildi hece. Dört kitap indi de ta uçtan uca, Hutbe-i Duvaz'da imam yazıldı. Daha Adem gelmemişti cihana, İblis ile buğday oldu bahane. Adem'e öğretti ol Havva ana, Hutbe-i Duvaz'da imam yazıldı. Kul himmet, Hazreti Hüseyin'e beslediği sevgiyi mersiyelerinde dile getirdi.
Kerbela vakasını ve Tevella Teberra inancını mersiyelerinde pekiştirdi. Böylece ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, iyinin unutulamayacağını, kötünün ve zalimin de lanetleneceğini söyledi. Hikmettir işin, ah 124 bin, güneminin başı, ah ya Muhammed sana. Ulu ozanlar da aslında bir kanaat önderi. Bunların farkı yolun oluşum sürecindeki kanaat önderi olmaları. O yüzden de onların sesi halen duyuluyor. Halen biz onların sesini dinliyoruz. Halen onların sesiyle bu yolu, erkanı öğreniyoruz. Belki uzun bir sürede bu böyle devam edecek. Riyasız yürümek. Karanlıkta değil, aydınlıkta olmak. Korkmak değil, sevmek. Gösteriş ve iki yüzlülükten tümüyle arınmak. Alevi Bektaşi inancında bunların doğruluğuna inanılır ve Tanrı'ya ana dilde yakarılır. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah Allah. Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Bütün canları sudan yarattı. Allah Allah. Allah her istediğine şifa verir. Allah Allah. Selamullah ala İmam Hüseyin. Ya Hüseyin. Selamullah ala evladı İmam Hüseyin. Ya Hüseyin. Cihan Muhammed Mustafa aşkıyla. Yürü yürü, yürü yürü. Şah-ı velayet aşkıyla. Yürü yürü, yürü yürü. Ali Cinam aşkıyla. Yürü yürü. Kul himmet, aşk üzerine kurulu evrensel bir inanç içinde bütün insanlığa bir gözle bakar. Bu yüzden aşkı en kutsal anlamıyla ele alır. Nefeslerinde özellikle ilahi aşk konusunu ön plana çıkarır. Ademoğlu şu cihana gelince kuru ağaçta gül bitmiş gibidir. Kamil olup 10 yaşına gelince yükünü kumaştan tutmuş gibidir. Kul himmet için ilahi aşk şarabından içmek ve benlikten sıyrılmak önemlidir. Kul himmet işte bu yüzden ve bir bütün içinde Alevi Bektaşi toplumu için değerlidir. Ve işte bu nedenle yüzyılları aşıp günümüze kadar gelmiştir. Thank you.
Şahım eyvallah, Şahım eyvallah, Şahım eyvallah.